Türkiye Cumhuriyeti'ni kimseye zorunlu olarak bağımlı kılamazsın. Türkiye Cumhuriyeti, bak emekli de sana gülecek Faruk. Bu güldüğün gibi gülecek sana. Evet. Aynen senin bu güldüğün gibi sana gülecek. Sokakta karşılaştığın emeklilere bunu söylersin. Dersin ki ben Sayın Mehmet Şimşek'in sermaye gruplarını destekleyen politikasını destekliyorum. Senin ezilmen pahasına dersin. Ben anlatırsın iki yıldır onlara. Sokakta emeklilerin onlara. Derdini bırak, dinliyorum bırak, hocam. Ben şimdi, Türkiye'de ben şimdi, emekliler konusunda yapayım, tek konuşan gazeteciyim ben en başından beri. Gelmekten Sayın Mehmet Şimşek sorumlu değil. Biz o sorumlu demiyoruz ki. Ama şu anda uyguladıkları politika. Ne yapacak ne yapsın? Kalacak politika değil. Değiştireceksin kardeşim. Değiştireceksin kardeşim. Neyi değiştireceksin? Yapamıyorsan olmuyorsan değiştiremeyeceksin. Ya yangına körükle gidemezsin Faruk. Bak ya devam ediyor. Bana diyorsun ki anlamıyorsun. Kesmek istemiyorum. Ya para yok para. Sen anlamıyor musun hocam? Para yok hocam. Değerli hocam para yok. Para bulacaksın. Yani o parayı harcamayacaktın. O parayı dövizi bir yerde tutmak Faruk. Hoca Skype'la bağlandığı için üstüne konuştuğunda duyamıyoruz. Bir bitirsin. Uyguladığı politikalarla değil. 2010 yılını bana örnek gösterme. Sayın Babacan da vardı. Para bolluğu vardı. Tamam. O Sayın Şimşek'in başarısı Türkiye'de, değil. Sen ne anlatıyorsun? Türkiye'de hani ne anlatıyorsun? Türkiye'de kardeşim, hani bırak, Türkiye'de bir sürü davalar oluyordu. Yargı bağımsızlığı, para akıyordu yine. Bak, hiç kimse dert etmiyordu onu. Müsaade et, söz sırası bende. Benim tamam sözümü hocam, kesme. Tamam. Ama bu soruya yıllardır cevap vermiyorsun. Bak, Türkiye Cumhuriyeti burada. Mesela hiç cevap vermiyorsun. Fark bize anlaşılmıyor çünkü uzakta olduk. Bir sesini kes kardeşim ya. Buyurun hocam devam edin. Yeter ya. Türkiye Cumhuriyeti buradan kolaylıkla çıkar. Ama bu programlı olmaz. Faruk kardeşimin verdiği rahmetli Umat'tan örneği yani 2010 örneği çok yanlış. Yanlış olmasının sebebi şu. Bu bir doğru bir örnek değil. O senelerde AB çıpası vardı. Avrupa Birliği çıpası vardı. Bu kadar memurun yok. Bu kadar harcaman yok. IMF vardı, disiplin vardı. O dediğin zaman uluslararası komiser IMF vardı. Gidip IMF'ye soruyordun. Sen bana 2010 yılında hukuk yoktur diyorsun Faruk. Değil mi? Öyle söyle. Ben demiyorum. Ama ben demiyorum ya. Ben demiyorum da sen diyorsun da nedense ben demiş oluyorum. Sen demiş ol ben demiş. Evet. Fark et. Tamam. Bak IMF var, disiplin var diyor. Şimdi IMF'ci oluyor bak. IMF var, disiplin var diyor. Bak yine bir boğuyorsun. Yine haksızlığını ortaya koydukça böyle ateşleniyorsun. Sakin ol ya. Bir sakin ol kardeşim. Biz rakamlardan konuşuyoruz. Atıp tutmuyoruz. Tamam mı? O söylediğim benim rakamlar. Benim uydurduğum şeyler değil. Teyit edip bakabilirsin bak TÜİK'in rakamlarına. Zahmet edip de devletin harcamalarındaki artış oranlarını oradan görebilirsin. Tamam. 2010 yılında hukuk yok diyor Faruk kardeşim. Faruk kardeşim ya ben demiş oldum. Faruk kardeşim yabancı yatırımcı o zaman IMF'ye soruyordu. Ne diyorsunuz? Kefil misiniz diye soruyordu. IMF tamam diyordu. Yabancı yatırımcı geliyor. Şimdi sana soruyorum ben. Ben de sana soruyorum. Sen de bana cevap verecek. Sor hocam. Saniye. Sayın Şimşek'in ekonomi programının çıpası ne Faruk? Avrupa Birliği mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği mi? Petrol mü bulduk? Dünyada para bolluğu vardı biz mi bilmiyoruz? Şimşek'in programının çıpası dış borç, daha çok KDV, ÖTV topla ve ücretleri dondur. Maaşları dondur. Söylediği bu. Bak sana başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi kamuda tasarım konuşuluyor. Cahit kardeşim çok güzel. Kamuda tasarım. Görsel açısından da yapılması lazım. İnsanlar rahatsız oluyor. Hala bak bugün Gaziantep'e geldim. Hala çakarlı bir sürü araçla konvoy halinde havalimanına gidenler var. Kim bilmem ben. Doğru. Bunlar görsel olarak insanları rahatsız ediyor. 10 araba, 15 araba. Bizim buna hakikaten dur dememiz lazım. En azından görsel bakımdan. Ama sayın vekil hesaplara, kitaplara daha kolay ulaşır. Kamuda tasarruf yap. İstediğini yap. 5 milyar dolar tasarruf yapıyorsun. 5 milyar dolar. Ama bizim derdimiz o değil Faruk kardeşim. Bizim derdimiz buna da Mehmet Şimşek sebebiyet verdi demiyorum. 818 milyar Türk lirasını Mehmet Şimşek Merkez Bankası'ndan harcadı demiyorum. O Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 25 milyar dolar yakıldı. O ayrı bir yerde. Ama bizim derdimiz büyük faiz. Yap işletkiler, yap işlet devletçilerin sözleşmeleri yeniden düzenlenmeden, kur korumalılar bitirilmeden bizim bu beladan kurtulmamız mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanı, tüm uçaklarını sat da, kamu araçlarının tümünü geri çeksen, iceberg'in görünen yüz olursun, siyaseten rahatlarsın, kamuda tasarruf yaptım dersin, görsel olarak güzel gözükürsün. Ama bizim kanımızı emen, bak kanımızı emen faiz. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı şunu deseydi, aşırı faiz enflasyonun sebebidir. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na o zaman ayakta altıttırdım ama 23 Eylül 2021 tarihinde sırf önü seçim olduğu için, siyasetçi olduğu için durgun ekonominin seçim kaybettireceğini bildiğinden evet dedik ki faiz sebep enflasyon konuş ben kredi oranlarını düşürüyorum.
piyasayı hareketlendirdi. 10 lirayı 5 liraya millete verdi. Geldik bu duruma. Şimdi bu durumdan çıkışın yolu senin bu faiz peki. yükünden, senin efendim işte yaptıkların bize getirdiği yükten kurtulabilmen. Sayın Mehmet Şimşek'in politikaları arasında, para politikaları değil, kamu politikaları, mali politikaları arasında bunlar var mı? Sen bunu görebiliyor musun? Var. Sen buna inanabiliyor var musun? Var şimdi cevaplayacağım, sen, var. Sen Mehmet Şimşek'in. Var ya var. Kardeşim, hepsini cevaplayacağım şimdi. Söyle. Ocak ayında yeni bir rekora gitmiş, bir yıl kısa vadeli 227,5 milyar dolara ulaşmışsın. Senin özel şirketlerin çatır çatır döviz üzerinden borçlanırken, sen bu kadar borç alırken bu borcu nerelere harcadığınızı anlayın. Senin söylediğin gibi doğru kaynaklarda doğru yerlere mi harcadın? Ben şu anda hakikaten hangi sıkıntının içinde olduğunu, benim söylediğim şu, seninle bizim ayrıştığımız şu. Ben Mayıs 2023 seçimlerinden önce bunun sebebi Sayın Mehmet Şimşek demiyorum. Ama Mehmet Şimşek 2010 başarısının da sahibi değildir diyorum. Bir, ikincisi şu anda geldiğinde uyguladığı politika bu ülkenin ekonomisi, garip, kurabayı, emekliyi, işçiyi, memur, öğrenci kurtarmaz. Kurtarabilmesi peki. için sermayeyi karşısına alması lazım. Hocam alabilir zamanı da iyi değerlendirme açısından bir toparlayın, size tekrar gelmeye çalışacağım. Son cümleyi alayım lütfen. Son cümle, biraz önce Mücahit kardeşime sorduğunuz soruyu söyleyeyim. Çünkü biz Faruk'la anlaşamayacağız. Anlaşabilmem için rakamları okuması lazım. Okumadan ezbere konuşuyor ya kendisi. Böyle bir şey olur mu? Bir şey demeyeceğim. Ya hocam bir şey demeyeceğim. Faruk bir saniye geleceğim. Faruk 6 ay sonra görüşeceğiz kardeşim, yaz bir defter. Ya önemli değil. Bu tarihi yaz bir defter. Ya her gün görüşelim ya. Hocam. Peki. Yöntem yanlış değil, yöntem doğru. Önceki tahribat çok büyük. Görüşelim. Kardeşim, görüşelim. Büyükse, bak biraz önce Erdoğan Bey konuşabilir miyim? Bir dakika. Tamam. Tamam. Hocam, bitirin, ben cevap vereceğim size. Sorduğu şey verdiği cevapla ilgili kısaca. Ben eğer Sayın Diyanet İşleri Başkanı Türkçe lisanını kullandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Diyanet İşleri Başkanı olması itibariyle soru bana Türkçe sorulacak, Türkçe cevap vereceğim demişse başım üstünde. Ama biraz önce Mücahit kardeşinin söylediği gibi Arapçayı çok iyi biliyor da Arapça bilmediği için eğer o soruya cevap veremiyorsa o da ayrı bir konuda, zaten söyledi Mücahit kardeşim. Ben bunu test edemem. Yani alıp da karşıma Arapça da bilmediğim için gel bakalım Sayın Diyanet İşleri Başkanı sen Arapça biliyor musun, bilmiyor musun? Ama bizim ülkemizde o yazar şeylerde, İBİ'lerde, işte özgeçmişlerde görürüz. Çok iyi derecede onu bilir, bunu bilir. Bu bizim sorunumuzdur. Ümit ederim Türkçe lisanı kullanmak ana lisanı olduğu için, öz lisanı olduğu için devleti de orada temsil eden birisi olarak soru Türkçe sorulsun, Türkçe cevap vereceğim demiş olsun. Dememişse, bildiği halde, bilmediği halde bildim diye ortaya çıkmışsa o da onun yanlış olur, ayıp olur. Bir de bir cümleyle tekrar dönen ihtimalinize binaen söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunu asla erken seçim değil, asla anayasa değişikliği değil. Varımızı yoğumuzu, güvenlik kaygımızı kenara koyuyorum, onu söylüyorum. Yani bu Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyiyle ilgili bazı arkadaşlardan belki farklı olabilir. Bizim bütün gücümüzü oralardaki terörü, o harekatları yaparak artık şehit haberi duymak istemiyoruz. Doğru. Oradaki terörü, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin düşmanlarını bertaraf ederek yapmamız lazım bir. İkincisi, varımızı, yoğumuzu emekliler için, memurlar için, işçiler için, öğrenciler için, her şey. Bak okullar açılacak, belediye başkanlarını uyarıyorum. Sayın İmamoğlu'nu, Sayın Yavaş'ı, öğrencilere yurtlar yapın kardeşim. Yarın bu öğrenciler gelecek. Bu öğrenciler 30 bin liraya, 40 bin liraya bulamazlar. Sizlerin işi bu. Sizlerin vazifesi. Söz verdiniz. Sayın İmamoğlu'na sesleniyorum. Sayın İmamoğlu, metro 50 saat durmuşsa çıkıp müdürün açıklama yapmayacak. Sen açıklama yapacaksın İstanbul'da. Diyeceksin ki şu sorun var bundan dolayı. Seni İstanbul Belediye Başkanı olarak seçtik. Başka yerin başkanı olarak değil. Dolayısıyla benim uyarım şu. Bak Eylül-Ekim ayları bu ülkenin okulların açıldığı, üniversitelerin, çocukların deftere, kitaba, kaleme ihtiyacı olduğu zamanlardır. Evet, sosyal yardımları yapalım ama bu insanların alım güçlerini artırabilmemiz lazım. Alım gücü olmayanlara da belediyeleriyle, her şeyle, el birliğiyle. Ben şeyi görmek istemiyorum. Cem kardeşim de takip etmiştir. Ya Kocaeli Büyükşehir Belediye yetkilileriyle İzmit belediye yetkililerinin kavgasını, o yerde yuvarlanmalarını görmek istemiyoruz kardeşim. Hocam, tamam, bu halka hizmet edin. Tekrar gelmeye çalışacağım. Kısa bir tur atalım. Çünkü son yarım saat. Ersan Hoca kadar kısa. Şöyle. Bitmez. Son yarım saat bitmez. Ersan Hoca yani onu takdir etme haddi bende değil, büyük bir hukukçu ama çok kötü bir ekonomi bilgisine sahip. Çok kötü. Yani Ersan Hoca'ya kalsa memleket
hafif Kuzey Kore bozması, kendi halinde piyasaları devletin belirlediği, hiç kimsenin hiçbir şekilde adım atamadığı, alım gücünün devletin belirlediği oranda, yani saçma sapan bir eşitlik anlayışı içinde dağıtıldığı bir ekonomik sen düzen. Sen kimi dinledin Faruk ya? Bu asla ve kat'a mümkün değil. Kardeşim. Şimdi devam edeyim. Allah seni bildiği gibi yaptı. Allah seni uslarsın. Ya hocam bir dur ya. Ya benim bir dur ya bir dur. Hocayı kızdırdın. Onlara seni havale ediyorum. Seni Allah seni havale ediyorum. Hocanın sesini yükseltebiliyor musunuz hocanın duyamadığı? Seni Allah bildiği gibi yapsın. İnşallah aylık 10 bin liraya muhtaç hale gelir. Aman hocam ona nasıl beddua. 10 bin liraya geçmek zorunda kalır. Ya şimdi o zaman konuşursun bunlara. Bak, ayıp bir şey ya. Beni tutuyor. Ayıp bir şey ya. Ayıp bir şey ya. Ama Faruk çok ağır eleştirdin hocayı. Söylüyor evet eleştiriyor. Ayıp çünkü beni tutuyor. Aynı şeyi yaptı ama. Beni tutuyor, emeklere hedef gösteriyor. Beni tutuyor. Evet, hedeflerin şu anda. Hedef gösteriyor. Şu anda sen emeklerin hedefinde. Ya Allah'ını seversen, bu ülkede aç bak bak sosyal medya, o YouTube'lar, bilmem neler, çok girmediğim, kullanmadığım yerler. Ya gir bak, bu ülkede hiç kimse emeklilerle, asgari ücretlilerle, halkın sorunlarıyla ilgili her şey yolunda derken ben topun gelişini gördüm. Bu memlekette bunlara itiraz eden İlk, tek, yüksek sesle bağıran gazeteci, tamam, şu anda Sayın bu bahsettiği savurganlıklar sürerken, şimdi Mücahit birinci, şimdi bunları söylüyor. Soruyorum. Bir seçim sonucu gördü, AK Partili Kuzey olarak Kuzey bunları Faruk. Söylüyor. Yayından peki ben bunları tam 2016-17 yılında yazarken, çizerken, yazdığım, konuştuğum televizyonlardan kovulurken sen neredeydin? Ben bunları hepsini anlattım. Hepsi duruyor. Tek tek duruyor. Siz şimdi gemi karaya oturunca konuşmaya başladınız. Şimdi konuşmayın. Siz beni dinleyin. Ben size gene anlatayım. Bak şimdi. Ben müdahale etmek zorundayım. Neden? Bir saniye. Faruk bu kadar kişiselleştirme. Ben yapmadım. Sen yaptın. Başka konuklar da var. Dolayısıyla kısaca bir yanıtını alayım. Tamam ama şöyle bir şey oldu. Ben kişiselleştirmedim. Ersan abi beni... Emeklinin karşısına hedef tamam. yaptı. Beni evet. asgari ücretli karşısına. Sen de hoca Kim Jong-un'a hedef gösterdin. En azından Kuzey Kore. Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Bak Ersan abi bak konuşurken kendi kendiyle çelişkiye düşüyor. O kadar düşüyor ki. Tamam yanıtını alayım. Tamam. 2010'da diyor IMF vardı, disiplin vardı diyor. Ya arkadaş yani IMF demek. IMF demek. IMF'nin sağladığı imkanları doğru düzgün kullanıyorsan. Aldığın borcu sağlıklı yatırımlarda harcıyorsan, harcama değil, yatırımdan kâra dönüştürüyorsan, IMF ile bir iş yapmak suç mu ya? Bak sen söylüyorsun, ben disiplin vardı diyorsun. Ki. Madem borca ihtiyacın var, al, tam halk tabiriyle söyleyeyim, aldığın parayı adam gibi kullan, onu kâra geçir. Faruk, ya, IMF bu halkın travmasıdır. Tamam bu halkın travması falan nedir biliyor musun? Verdin, Kuzey eğer bu halkın travması IMF ise, bak size bir şey söyleyeyim. O zaman hiç kimse bana bak Ersan abi de dahil hiç kimse bana bu memlekette Kemal Derviş politikalarıyla AK Parti ilk 5-10 yılını götürdü demesin o zaman. 2. Ali Babacan'ın Sayın Babacan'ın o dönemde yaptığı çok önemli ve ciddi ve büyük icraatlar oldu. Bunları hem kendisine anlattım, kendisiyle tartıştım, programlarda sordum, cevaplarını aldım. Onayladığım yerlerini de haddim olmayarak belirttim, açıkladım. Bu Mehmet Şimşek meselesi değil. Her dönem benim kötü bir kaderim var. Birini yamıyorlar, yapıştırıyorlar. Ya kardeşim şu anda içinde bulunduğu durumu özetliyor Ersan Hoca. Özetliyor, anlatıyor. Getiriyor. Mehmet Şimşek diyor. Şu anda diyor bu işlerin sorumlusu değil. Ama 10 ama aydır yanlış politikalar ya çözüm yanlış bulamıyor. Yanlış bir politika götürüyor. Çözüm evet doğru. Ya nasıl ben yanlış bir politika? Kasayı açıyorsun Erdoğan Aktaş. Kasayı açıyorsun. Kasa tam takır. Kasada para yok. Para harcanmış. Para lazım, maaş vereceksin, yatırımlar var, emekliye maaş verecekti Cumhurbaşkanı. Çıktı dedi ki eğer o söylediğiniz rakamları verelim eğitime ve sağlığa bir kuruş harcayamayız dedi biz. Yani bunların sorumlusu, bunları yapan, ülkeyi bu hale getiren son ekonomi bak son maliye bakanı mı? Yani biz bu, sorumlusunu tartışmıyoruz. Peki, aynı zamanda çözemez diyor ki, açık olmuyor. Hayır efendim. Diyorum. Cumhuriyet tarihinin en açık maliye bakanı. Biz hocam bir bitirsin. Bitireyim bir bitirsin. Hocam. Cevdet Yılmaz. Faruk az vaktimiz kaldı. Sayın Cevdet Yılmaz da orada. İMF'den memnun muyum diyorum. Durum tespiti yapıyorum. O tarihte İMF vardı diyorum. Birini söylüyor. Söylediğin kişiyi tanımıyorum. Hocam ama bir müsaade et. Yani iki tane yazısını okudun.
3 tane görüşünü, ekonomiyle ilgili fikrini uzaktan takip ettiğin birini ülkeye, maliye, ekonomiye bakan olarak istiyorsun, teklif ediyorsun. Bu memlekette 2009'dan 2015'e kadar Maliye Bakanlığı yapmış. Memleketin en önemli dönemlerinde ekonomiyle ilgili neredeyse sıfır hatayla ülkeyi bir yere getirmiş kişiye bundan bu yanlış yapıyor diyorsun. Ya seni teklif ettiğin kişi kim? İcraatı ne? Biz onu niye kabul edelim? Bu ülke niye kabul etsin? Yani delili ispatı nedir? Olayı nedir? Background'u nedir? Nerede ne yapmış? Hangi ülkeyi düze çıkarmış? İki tane yazı yazmış. Merkez Bankası'nın ne yapalım yazı yazdıysa? Ya böyle bir bakış açısı olur mu? Artı bir şey daha. Çok başarılı. Bir arkadaşım, bir değerli hocam, dostum. Geleceğim, bir müsaade edin. Tasarruf konusunda şunu söylüyor. Adını da vereyim. Sevgili Cafer Erdoğan, benim arkadaşımdır. Önce kimdir, necidir Cafer Erdoğan? Şimdi eğitimcidir, öğretmendir. Şöyle bir teklifi vardır. Muhtarlıklar, ülkede herhalde kaç muhtarlık var? Bravo. Ya bu muhtarlıklar gerçekten ne işimize yarıyor? Bu kadar parayı niye ödüyoruz? Hassa şehir mahalle sahiden muhtar. Bak sahiden muhtarlıkların şu anda herhangi bir bir işlevsel bir hali var mıdır? Bir işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Tartışma konusudur. Ve gerçekten kaldırılması ciddi şekilde düşünülmeli, doğru, tartışılmalı ve yürürlüğe girmelidir. Son bir iki cümlem. Şöyle, şimdi rant düzeni ülkenin parasının bir şekilde usulsüz yöntemlerle, haksızlıklarla devletin makamları kullanılarak elde edilen bir büyük birikim hakkında bugün ne yapacağız? Yani adam belediyeden, oradan, buradan, kamudan, şuradan, buradan çeşitli imkanları elde etmiş ve ciddi de bir servete ulaşmış. Siz hukukçusunuz. Bize açık somut teklifler sunacaksınız. Diyeceksiniz ki, sunmaya gerek yok, kanunda var. Diyeceksiniz ki bu adam bu malları, mülkleri usulsüz yöntemlerle elde etmiş. Burada bir hukuksuzluk var. Ve bununla ilgili gereken yapılmalıdır diyeceksiniz. Peki. Son cümle, Mücahit Birinci'nin attığı tweet. Hı. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı. Arapça biliyor mu, bilmiyor mu? Ben Mücahit Birinci'ye bir soru sorup susacağım. Bu tweet'i atmak için önce bir tweet daha atmış olman gerekir. Neydi o? Şöyle diyecektin. Mehmet Görmez görevden alınırken niçin alındı diye bir tweet atsaydın, şimdi sana diyecektim ki Mücahit Birinci çok haklısın. Nokta.